Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an İran'dayız. Tam olarak Türkmenistan sınırındayız. Yani 5 kilometre sonra direkt Türkmenistan'ı görüyoruz. Buradan görünüyor zaten ama tabii karşıda köy falan yok. Sadece dağlar var. Bize Yarçelli köyünde düğün var dediler. Hemen atladık arabaya geldik. 4,5 saattir biz yoldayız. Şu an düğünün olduğu ev şurası. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Birazdan oraya uğrayacağız. Sonrasında da erkek tarafına gideceğiz. Orada da güreş yapılıyor. Yani Türkmenlerin çok farklı kültürleri var. Bunları da size göstermeye çalışacağım. Evet, yanımda Amine ve kardeşim Munire de var. Şimdi Amine, İran'da kaç tane Türkmen boyu vardı? Yumurt var, gülen var, hem de nohur var. Nohur var. Şimdi biz... Teke de var. Teke de var. Evet. Biz şimdi Göklen Türkmenlerinin düğününe geldik. Evet, evet Göklen'den. Evet, eğer görüntü alabilirsek. İnşallah. İnşallah. Burada bir tane evin çatısına şöyle koç boynuzu takmışlar. Büyük bir ihtimal bu nazara karşı yapılıyor. Benim babaannem de bunu yapardı. Evin kapısına koç boynuzu takıyordu. Gidelim. Nereye? Selam. Kamın. Burada aziz mehmanlar hoş geldiniz yazıyor. Sanırım bu taraftaki merasim bitti. Selam. Damat burada. Şu damatla mı oynarım ben? Ben kuryerimle. Biz saydı güneyli geliyor da. Şu an yemek dağıtılıyor. Pilav var. Selam. Çocuğa baksana. Kültür olarak Göklen ve Yamutların fark eder. Fark ediyor mu? Çok fark ediyor. Kıyafet olarak ama aynı geldi bana. Bunlar şimdi biraz modernleştiler. O yüzden. Yoksa fark eder. Kıyafetleri de fark eder. Yani modernleşti derken kıyafetleri size mi benzedi? Evet, bizim o kadar. Gamın. Valla düğün bitmiş, sadece yemek merasimine kalmışız. Yemek yiyorlar ve insanlar dağılıyor şu an. Köyde böyle bir yer. Selam. Gamı. Çikato hoş gelin. Maşallah çok güzel. Burada kadınlar yüzünün yarısını başörtüyle kapatıyor. Bu büyüklere olan saygıdan ötürü. Yani erkek tarafına karşı yapılıyor. Bir kesim şu an geldi. Tatlı meyve getirmişler. Kuru yemiş de var. Selam. Selam, gamın. Ben gamın. Ben gamın.
Men edi bilenim ettin alen. Eştem pulluğum alan. Menem berdim alarnak dile bari. Menem bar aşağı. Eştem bar ejiz bar bizar bar. Bolle hoş geldin. Hoş geldin. Damadın nanı. Hoş geldin. Hoş geldin. Mübarek olsun. Şu çaytın adına kuru tatlı da uzunlu bir yolu. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu kıyafetin adı ne? Bu el, bu elbisenin adı ne? Go? Kom çukayın yokin adı ne mi diye, yalgın adı ne mi diye. Kat adı, kat ben. Adı var mı? Şehir maşının adı var mı? Bilmiyorum. Yok. 78 yaşındasınız. Maşallah. Adınız ne? Bayram Guli. Bayram Guli. Maşallah. Selam, gol mu? Bunu niye takıyorsunuz? Bunun adı ne? Yaşmak. Yaşmak. Saygıdan mı? Silahdan çıkayım mı? Evet. Saygıdan takıyorlarmış. Bunlar Türkmen takıları. Bak benim harak nokultum. Oo. Oo Türkmen takıyor. Bugünkü modellerim. Hepsinden fotoğraf çekiyorum tek tek. Eski, bir daha modern, çok modern. Bu çok eski giyim. Bu orta derecede. Hangisi daha eski? Elim ağrımasın. Sağ olun, sağ olun. Sizin de eliniz ağrımasın. Yaşınız kaç? Neçe yaşındasınız? Bilmiyorum. Yaşma bilmem. Yılıma yırkı bulmam. Yaşma bilmiyorum. Aa, bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Kaçı karıştırın yaşımı bilmiyorum. Oo. Kaçı iyi zamanı yaşan. Hem benim orası bulmuş saç. Toy yerin hem benim orası bulmuş. Saçlarınızı örmüşsünüz. Saçlarınızı. Örmüşsünüz. Çok güzel. Örmüşler yoktu. Örmüşler yoktu. Türkmenlerde kızlar düğünde saç örüyor. Siz de maşallah kızsınız. Saçları örmüşsünüz. Çok güzel olmuş. Sizin de eliniz ağrımasın. Ne O tarafta da. Onlar ya. İmamın onu şey yiyin nahar yiyin. Nahar isteyeceğim. Yiyeceğim. Ben. Sen yiyecek misin? Benim şu an yiyesim yok. Senin var mı? Bende de yok. Ya elini dağırmasın. Sağ olun. Ya ya da. Rahmet. Sağ olun. Senin adın ne? Adın ne? Dovran. Dovran? Gel Dovran. Gel. Gel. Dondurma mı yiyorsun? Besteni mi yiyorsun? Alo. Sağ olun. Türkmenlerde düğün yemeğinden tatmak gerekiyor. Evet. Çünkü saygıdan ötürü. Saygıdan, evet. Ben de ayıp olmasın diye bir tadına bakayım. Çünkü hiç şu an yemek yiyesim yok açıkçası. Gel. Adın ne? Adın ne mi Cana? Adın ne mi? Azize? Maşallah. Selam. Gavman. Ben am Gavman. Selam. Teyzemiz Nohur Türkmenlerinden. Onların kıyafetleri diğer Türkmenlere göre farklı oluyor. Onlar bu şekilde başörtü takıyorlar. Bağlaması da farklı. Anlak var mı? Sizde anlak da var ama tam buraya başa takıyorsunuz. Normalde biraz arkaya takılıyor. Ama Nohurlar biraz daha öne takıyorlar. Ve Nohurların düğün kültürü de tamamen farklı.
gelin evlendiği zaman başına çok büyük bir şey takıyor. Böyle çok ağır bir şey. Birkaç kilo oluyor. Onu 40 gün başında taşıması gerekiyor. Yani nohur düğününe katılmayı çok isterdim. Ama maalesef nohur düğününe denk gelemedik. Gökler düğününe denk geldik. Bir hafta sonra düğünler var. Ne güzel. Bizde yoksa bir isaf olurdu. Valla olsam gelirdim de Azerbaycan'a gidiyorum. Çağırsak geliyorum. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Benim adamım var. Yine gidelim biz kemik mançılığa. Burada düğün bitmişti. En azından güreşe yetişelim. Şimdi güreş yapılan yere gidiyoruz. Bakalım orada neler göreceğiz. Köyde dolu araba var. Güreş olunca Türkmen Sahra'nın her tarafından güreşçi insanlar geliyormuş. Evet, herkes orada toplanmış. Şimdi biz de o tarafa gidelim. Güreşi kazanana bir koyun hediye ediyorlarmış. Halifeler, usturlar, sizin hem meğninizde adınız yazılıktır. Şamir Pehlivan'ın soy tarafından hem meğniniz siliyak. Şimdi güreşe hazırlanıyorlar. Bir 10 dakika sonra başlayacak. Güreşi duyan gelmiş. İntikaviye timiz Türkmen Güreş Ustane Hurasan Şumali vezni 69 kilogram 78 kilogram. Han turbin. Turbinimi bir sadana da yolla. Olsun hem belim öyü kapılarda toy tutulsun yıl boyu. Ol hegel yer toy basının nohulü. Kuzuğunda desse desse akulü. Ay kalamak yok. Güreşek pehlivanlar atlar yağlı tavsuttur. Ulük içi halayıklar diyen toyumuz mutlu olsun. Yaksılıkta at kazanğın, iyiliğine şöhret kazanğın. Mert yası sen geçen gün sen, geleceğin hoş, bahtlı olsun. Her yer geldi şu din. Hacı Sven Diyar, Şehir Meydanın Bırak, her gün gel. Ay bereket Allah. Edir Mereke Begen Sargıtı. Şahir olsun. Yetim olsun. Yüzbaşı olsun. Hanbaşı olsun. Yaşılığın yanına çağır ya. Dört tane. Tebeke-i Halife, Adine-i Araz Merdan, bir el kalıp duran pehlivanımızın adı olsa, Moğlam Kuşa Amanlı'dan karşı gelen, Gökçe Koynak bilen, eli yukarı kalıp duran pehlivan, Duman-ı Gülü'da İsa Nazari.
Güreşi izlemeye gelen tek kadın benim. Sadece burada erkekler var. Türkmen sahranın her bir yanından buraya bu güreşi izlemeye gelmişler. Güreşe katılan pehlivanlar çok meşhur pehlivanlar bu arada. Ben hiç öyle olacağını sanmıyordum ama yani bayağı bir büyük güreş şu an. Burası şu an çok sıcak. Yani kaç derece bilmiyorum ama sanırım yandım ben. Ben şimdi ortadan çekim yapamadığım için eşimi gönderdim. Eşim biraz çekti. İnşallah videolar güzel olmuştur. Tekrar geldik. Bir çay içeceğiz. Sonrasında Nohur Türkmenlerinin yaşadığı köye gideceğiz. Selam. Kamun. Sağ olasınız. Selam. Kamun. Başörtüsü ne mi? Doğru mu Ezi? Sağ olasın. Ya. Ne kısa kaldı kıyadı ve top mu? Hava. İpek değil mi? Hava. Nasıl top? Ebrişem. İpek ebrişem. Sen bahem de kıyan mı? Yok. Allah azar olmasın. Yine sen tatlı. Biz de hep düğünlerde bir şeyler ama bizim Türkiye'de değil. Bu, evet, bu sadeye kaçmış. Bizde çok daha farklı. Adı ne? Katlama. 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 Katmer gibi. Evet. Bu köşede gelinin köşesi. Gelinin eşyaları var. Çiçeği var burada. Şu başörtüsüyle dışarı çıkıyor. Burada oturuyor sakince. Fırkatın gepleye. Kıtağa kuat dedin, ecesin atasına diye. Sol atama biliyor musun? Bu işleri kadar tuttuğunu. Bu duvak. Ne mi diyorlar sana? Kurte. Kurte diyorlarmış. Bu şekilde evden çıkıyor. Bu sefer aynen. Sizinkinden farklı. Farklı, çok farklı. Çarşaf. Sizinki çarşaf gibi ama onlar da.
Yani bundan keç, 4 tane hediye veriyorlar. Hediye. Nerede kullanıyor sonra? Sonra düğün verdi. Türkmenler çayı bu kadar açık mı içiyor? Yok. Yani herkes de farklı. Evet, farklı. Türkmenler çok fazla hamur işi tüketiyor. Düğünlerde sunulan ikramlıkların hepsi hamur işi. Bu da kızartılmış hamur. Şu da biraz kızartılmış gibi duruyordu. Şu kurabiye, şu kek, ekmek koyuyorlar. Kadınlar yemek kazanlarını yıkıyorlar şu an. Yorulmayasız. Burada da selam veriyoruz, selamı almıyorlar. Kolay gelsin diyoruz, kolay gelsin diye cevap vermiyorlar. Şu an çok büyük bir rüzgar çıktı. Her yer toz toprak şu an. Genel olarak buradaki, yani bu taraftaki Türkmenler böyle biraz soğuk davranıyorlar. Kendi aralarında da öyleymiş. Çok rüzgar esiyor. Bakın. Toz toprak nasıl havalarda uçuşuyor. Ben daha önceden Türkmen düğününü size çekmiştim. O videoyu izlemediyseniz buraya bırakıyorum, izleyebilirsiniz. Çantanı vereyim. Tatlım, rica ederim. Şimdi arabaya bindik. Diğer arabaya yanlışlıkla çarptı. Arada adam kaldı. Sonra çocuk da babasının arabası diye kocaman taşı alıp diğer arabaya attı. Şimdi kavga çıktı. Bir de arabanın arasında kalan kişi bizi şimdi köyüne götürecek kişiydi. Bayağı bir kalabalık oldu orası. Şu an gidebilir miyiz bilmiyorum. Yani çünkü hem kendi arabası adamın bayağı bir ezildi, hem de kendi arada kaldı. Aralarında zaten tartışma da çıktı. Yani şu an adam çok sinirli, o yüzden birlikte köylerine geçebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi Nahor Türkmenlerin olduğu bir köye gidiyoruz ama yola bakar mısınız? Araba gidebilir mi? Çeker mi? Dönüyor. Dönüyor. Hoşça kal. Nahur Türkmenleri. Aslında halı ipekten oluyor ve iki taraflı oluyor. Türkmen bölgelerindeyken o halıyı size göstermiştim. O halıyı sadece Nahur Türkmenleri dokuyor. Dokuyanlar varmış bayağı orada. Onları yakından görmek istiyordum. Bir de o halıların fiyatı çok yüksek. Acaba dokudukları yerde daha mı uygundur diye de merak ediyordum. Ama maalesef dönüyoruz. Şimdi çok uzun olan başka bir yoldan gitmeyi deniyoruz. Bakalım gidebilecek miyiz? Yolda kaplumbağa gördük.
Şimdi ezmesinler, onu alıp kenara koyacağız. Şimdi eve erken varacak. Bak koy. Bak. Ama korkuyor. Koy. Sadece burası şehir gibi, çok fazla ev var. Masafirlere otok icare veriyorlar mı? Cahil mi? Ha var. Ay bilmedim de vasit. Ecare verdiyen işte bak. Şu hal dokuyan ola şaydanı. Avu hal. Avu hal dokuyan ağabey. Kargaylar. Ha, soyadı bir hullu karna sonu var. Ya karşı daha tabakan aşağı. Kalacak yer bulmamız lazım. Selam. Nasıl sayıda ikametgah var mı? Masafelere verdi. İkametgah bir yanın öyü o. Etil bir bata değil yani. Yok bir otak bata değil. Öyü de. Siz bir iki yanın mı? Yok dört nefer. Aferinler de şöyle de. Nereden geliyorsunuz? Ben Türkiye'den geldim. Ben hükümetten hava. Şu halde okuyarlardan fırmanacak var ya. Yani kumaktan. Oğlum eğer tire var acişini şahit başlar. Şuluk olsun bir gayrımın kadınlaşması. Şunu koruyorsun şahit şuluk olsun. Onlar kıyın varsa bir tane. Selam. Selam. Bir lahza etek çıkarsınız mı? Bir lahza etek çıkarsınız mı diyen diyeyiniz. Gelin de yukarı. Biz Doyduk köyüne geldik. Bulunduğumuz yer Kuzey Horasan. Kuzey Horasan'ın da kuzeyindeyiz. Geldiğimiz bölgeye özgü bir tane halı var. Bu halının özelliği iki tarafı dokunması. İpek halı ve iki yüzü var. Bakın. Bu yüzü de farklı. Diğer yüzü de bu şekilde. Çok pahalı bir halı. Çok emek isteyen bir halı. Çok da yumuşak. Bu da geleneksel modeli. İki taraflı oluyor. Çok yumuşak.
Şunlara bakın. Dolu halı dokunmuşlar. Şurada da şu dolu. Ben kesper mi ya anne? Maşallah falan. Her ben. Bu ferşin adı ne? Doğru bunu abişem. Evet, nakşları dağıttı, her formu. Kendi dağıtlarını bilmeyen adlarını. Onu canım ya dağıtıyor mu? Şunlar çok güzel ya. İpek, iki taraflı. Ve ince düşünün, çok kalın da değil. Kumaş gibi. Aynen kumaş gibi. Şunları çok beğeniyorum. Bu da çok güzel. Şu model de çok güzel. Bu odada Türkmenlere ait geleneksel her şey var. Perdeleri bile geleneksel. Bu yine duvak gibi olan şey. Bu da ona benzer bir şey. Yukarıdaki motiflere bakın. Halılar da geleneksel. Her şey geleneksel. Bu modelin adı Afganmış. Bu modelin adı ise kemerbendi. Bu modele de cergelan diyorlar. Türkmenlerde şu model nazar için kullanılıyor. Bizim nazar boncuğu gibi düşünebilirsiniz. Şu an bunu bir kilime işlemişler ama kıyafetlere bile bu modeli işliyorlar. Nazar için. Bazı bölgelerde yapılan kültürel bazı şeyler sadece maddiyat amaçlı. Biz bu tarz bölgelere gittiğimiz zaman bu insanlara biraz zor anlatıyoruz. Biz farklı kültürlere ilgiliyiz. Yani sizin hatta bu halılarınız çok ilgi çekici. Geleneksel evleriniz çok ilgi çekici. Sizin geleneksel bir şekilde yaşayışınız, giyiminiz çok ilgi çekici. Yani bunları bazı bölgelerde anlatamıyoruz. Sırf bunu görmek için geldik diyemiyoruz. Bazen sorun yaşıyoruz ve burada böyle bir sorun yaşadık. Dersetun daha ne kadar? Razı bir zahmet için ne yapacağım? Eydi ben bunu. Merci. Şimdi yat kuyuyorsun. Yalan. Eliniz ağrımasın. Ana. Gel. Biz çok yorgunuz, şimdi uyuyacağız. Şimdi döşeklerimizi alalım. Ne yapalım? Yordum. Onları götürdü. Yatıyorum. Amca kendi döşeklerini aldı. Gerisine de istediğinizi alın dedi. Memedenizde kulupla. Ha, böyle. O hal kendinde. Böyle. Nemedeğe de kutlam çıkartar. Böyle. Bak aşağıdan şimdi böyle nemedeğe de kutlam. Buradan mı alalım, oradan mı? Hepsi bizimki. Töşek mi bu? Evet, artık biz uyuyalım. Çok yorgunuz. Bu köyle ilgili ayrıntılı görüntüler başka bir videoda olacak. Bu videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Şimdilik bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.